Saçma değil mi? Bak tek başınasın. Oturmuş tasa koymuş, sosisleri yapmış, yumurta koymuş, ekmek kızartmış, bazanın altından çıkarmış bunları. Şuraya salamları göstersene. Tek tek salam dizmiş buraya. Aç bitir bayılıyorum. Ulan ben acıktım da şu yumurtayı kırarım, yanına da bir peynir atarım, onu yerim yani. Sen acıktığında sınırdan yine atlamış Afganistan'da gibi elinle arasına... Dünyaya bir kere geliyoruz. Kendimize değer vermeliyiz. Özen göstermeliyiz. Ne ama... sosisle mi hissediyorsun? Ben kendimi aç bitir salamı böyle dizerek mutlu ediyorum. Bir Allah. Tane yemedim bile bir tane. Manyak ya. Bak hem yiyor hem böyle. Vay vay vay. Ay ne yedim, bir dilim ekmek yedim. Gözüne dursun gerizekalı. İki tane sosis attın ağzına. Bu ne? Bunu sen mi yaptın? Hayır o şey sos. Biberli sos. Kim yaptı? Ben yapmadım. Şey, akrabamız göndermiş. Hangi akraban olduğuna bağlı yiyecek koyma. Ayşegül abla göndermiş. Aa yenir o zaman. Soğanı doğradım, hamuru da yoğurdum. İşleri hallettim, şimdi bir bardak çayımı aldım. Organizasyon işlerinin peşine düştüm. Hadi rezildi kime yetişsin. Yemin ederim her ailede bir tane benden olsa hiç kimsenin işi gücü kalmaz. Şey yapsana dur. Gideceksin, bunun bol şeyler var ya. Selam. Mustafa abi yine her yerde. Yine bir gold detay bizim için önemli. Ama gold zenginlik ifadesidir. Osmanlı saraylarında her yerde her şey gold biliyorsun. Yani dünyadaki saraylar gold kullanır. Ama altın kullanır. Rengi sağlığa da iyi geliyor. Sağlığa mesela da iyi geliyor. Mesela zeyrengimin musluklarına varana kadar. Aman Mustafa abiden rica ediyorum. Bu bir isteme. Sadece yüzük kesilecek. O yüzden en sadesinin en sadesi. Bak sonra ayarı kaçırıyor. Sonra diyorlar ki Kadir Ezil de abartıyor. Yok siz hiç merak etmeyin. Sadenin abartısı olacak. İşi Mustafa abiye bıraktım. Bugün setim buraya çok yakındı. O yüzden Kerem'e dedim ki ben gideyim. Halledeyim size resim atarım. Onların gelmesi saat kaç olacak? İstanbul trafiği eve git bir ton iş. İşleri erkenden çatır çatır halletmek lazım. Ben çözümcü bir adamım. Ama şimdi tabii masa hazırlanacak, resimlerini gelinimize de atacağım. Ne kadar işçi düşünüşlü bir kaynım. Ya Türkiye'deki kayınların genelliği dolandırıcı oluyor ama bak ben... Yalan mı? Değil ya. Kayını tarafından dolandırılan kaç gelin var bu Türkiye'de, haberiniz var mı? Allah sen bilirsin. Zengin filmlerinde var ya. Yalandan. Onu şöyle bir at. Biz yüzümüzü siliyoruz. Sıfatımız değişiyor adama. Oh. Ben bu konuyu nereden açtım? Ne kadar yaralı varmış. Şu anda trafikteyim. Trafik boyunca okuduğum belki 60 mesaj. Üst üste okuyorum. 60'ının da kaynı ya bileziğini borç almış. Ya mirastan düşen payını kendine almış. Ondan sonra cima bir tanesini kaynı ev alacakmış. Mirastaki paylarını onlara vermişler ev alsınlar diye. Sonra o yıllar sonra bunlar yardım isteyince bunlara yardım etmemiş. Ama genelinde böyle oluyor anladığım kadarıyla. Bir iki tanesi de görümcesi dolandırmış. Oo. Milletin içinden geçmişler vallahi. Benim yüreğim şişti okurken. Hele bazıları cidden benim boğazım geldi. Yazık, çok üzüldüm. Genellikle ama altın borç alınmış. O zaman ne diyoruz? Malım seni vereyim de mi kötü olayım, vermeyeyim de mi kötü olayım? En iyisi vermeyin, öyle kötü olun. Bak benden size tavsiye. Gün görmüş adamım ben. Neler gördüm, neler getirdim. Malınızı vermeyin, öyle kötü olun. En azından enayi durumuna düşmezsiniz ya. Yine günü 48 saat yaşadığım bir gün. Eve gitmeden AVM'ye geldim. Of!
bir iki alacaklarım var, onları halledeyim. Ondan sonra çıkma eve geçeceğim. Kül var. Bir çay içmek istiyorum. Görüyorsunuz değil mi kalbim ne kadar kız. Ben hep diyorum benim ağzımdan çıkan dua bana inanmıyorsunuz ya. Yani. Yakın çevrem bilhassa şahitleri her ne kadar bedenleri bünyeleri kabul etmese de. Oradaki yarışmacının adı Gamze. Kadının kızın soyadı çok farklıydı. Dedim ki düşünsene dedim benim soyadım daha da farklı dedim. Yarın bir gün Gamze Yezid'di. Bak manifest deyince ben. Manifest demiyoruz da ben buna kalbim temiz diyorum. Ağzımdan çıkan dua. O yüzden düşmanlarımın hepsi kahri perişan oluyorlar benden sonra ya. Allah sen bilirsin ya Rabbi. İyi geçitsinler benimle. Muhteşem çay kombinimle. Evet, adım temizlik kombini, çay kombini. Her zamanki kreasyonum pijamam. Üstüne çay hırkam. Zeycan abla Konya şekerini çok seviyorum. Ben de Konya şekeri götürüyorum. Annem burada, beni yolda aramışlardı çay demedik diye. Ben üstüne AVM'ye gittim, neler neler ettim. Oh, anca geliyorum. Hangi birine yetişeyim? Ben kime yetişeyim? Oh, eli eli. Zeycan abla kalabalığını nasıl seviyor bu kadar kalabalığı. Buyurun. Selamun aleyküm efendim. Kusura bakmayın biraz geç kaldım ama. Ama Zeycan abla ben AVM'ye ya, gittim. Karnım ağrım seni bekliyorum. Özledin değil mi? Şöyle özledim, vereyim efendim. Sen çok seviyordun. Ne olacak benim anam komşu komşu gelsin çay içsin. Gidi kızım. Çileyi kader çeksin. Niye çalıştık ya bu da ödülümüz yani. Aynen aynen. Hangi bağ bahçeyi aynen. Hangi bağ bahçeyi bellediniz? Ay kader o kadar inşaatına yardım ettiniz. Üçü de akşama kadar o kapı senin bu kapı benim geziyorlar. Tabii kişi de yok geziyorum. Olsun ayakları tutuyor ama. İmran Hanım. Kader mutfaktan çıkmadı Kadir gelmedi gidiyor çıkayım diyor. Niye mutfakta ben niye bekliyorum? Kete yani. Kete mi var yoksa yine? Yok. Vallahi şarj aletiyle boğarım kendimi şimdi. Allah korusun. Evet arkadaşlar şu anda da Zeycan ablanın albümlerini döktük. Ha, İnanılmaz gençlik isimlerine bakıyoruz. Çok biz onlar ya. Hayır gayet iyisin. Evet. Ama herkesin gözü böyle SD ekranlar şeyler fotoğraflar gözlükler var. İnanamazsınız. Biz onlara bakarken. Sen uyanıyorum sen. Kendi hiç diye. İşleri yok ama beni buraya diktiler. Benim evde bir sürü ütüm çamaşırım vardı. Beni bak saat 11 oldu. Ben eve hiçbir şey yapmadım. Aman bugünümü de boşa götürdünüz ben benim. Allah sorsun size inşallah. Bak Kadir ben memnunmuş beğenmiyor. Perden çünkü tutuyor. Size bak lambanın bir iki tanesi yanıyor bir tanesi yanmıyor. Şu koltukların üstüne Allah aşkına soğanlık gazilanesinin kefenleri sermiş. Bak ondan sonra cıma. Koltuğun birine bir yastık almış Zeycan abla birine bir yastık almış. Şu an göz kanaması geçiriyorum. Beni öldürdü. Güzelim koltuk takımının üstüne Allah aşkına. Tamam. Sanki maden işçileri gelip oturuyor akşamları.